Ve ikinci e, ilk atağına bir bakalım değerli izleyiciler. Önemli bir haber olduğunu da e, yine söyleyelim. Yunan medyasından bir haber. Ankara'nın uluslararası resmi yazı göndererek Zürafa Adası'nın yalnızca Türk toprağı olduğunu ve münhasır egemenlik haklarının Türkiye'de ait olduğunu duyurduğunu açıkladı. Şu Zürafa Adası'nı bir gösterelim Olgun. Bakın burada görüyorsunuz Çanakkale. Bu tarafta Gökçeada. Tam onun karşısında Zürafa Adası. Zaten burası bizimdi. Ama Yunanistan biliyorsunuz önüne gelen yerleri zaten benim, başkasının değil diye paylaşıyordu ama Türkiye resmi yazı göndererek bu ara buranın sadece Türk toprağı olduğunu söyledi. Ankara'dan olağanüstü meydan okuma Yunan adacığı ilhak edildi, başlığı atıldığını söyleyelim. Adalar Denizi'nde Gökçeada ile Enez arasında yer alan ve Türkiye'nin münasır egemenlik haklarının bulunduğu bölgede bulunan Zürafa Kayalı, Yunanistan'ın kıta sahanlığı iddiaları nedeniyle Balıkçılık ve savunma açısından stratejik bir önemi var. Bölgedeki güzelce ihtilaflı kayalıklardan biri olan Zürafa Kayalı'nın toplam büyüklüğü 9 metrekare ve sahilinin uzunluğu 32 metre. Yani ufacık nokta kadar bir yer diyebiliriz. Yunanistan kayalığın kendi bölgelerinde ait olduğunu ileri sürüyordu ki Yunanistan böyle çok geri ufak tefek yerleri aldı. Yunan hükümeti tatbikat ile Yunan egemenliğinin işgal edildiğini savunurken Türkiye'nin tepkisi jet hızında geldi. İddialara Ankara cevap verdi. Tatbikat alanının kesinlikle Türkiye'nin münhasır egemenlik haklarına sahip olduğu vurgulandı. Zürafa Kayalı ile ilgili tartışmalar 13 Ocak 2016'da Türkiye ait Skors helikopterinin bölgede uçuş yapmasıyla patlak vermişti. Yunanistan helikopterin Yunan toprakları üzerine uçtuğu iddia ederek uluslararası mercilerde haklarını arayacaklarını ifade etti ama zaten anlaşma gereği de oraların bizde olduğu bilinen bir gerçek diyelim.